İşkenceye karşı komitenin Türkiye oturumu vardı bu yıl. Son 4-5 yılın değerlendirmesinin yapılacağı bir oturum da o açıdan önemliydi. Ona dair hazırlıklar tabii ki aylar öncesinden başlamıştı. Bizlerin de üyesi olduğumuz sivil toplum örgütleriyle birlikte bizler aslında Şubat'tan itibaren bir çalışmaya başlamıştık. OMCT bu kurumlardan bir tanesi, yine TOAF, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Özgürlük İşçinin Hukukçular Derneği ve MLSA isimli sivil toplum örgütleri, biz dört kurum olarak bir çalışma, birlikte bir çalışma yürüttük. 4 aylık bir çalışma yürüttük. Elbette burada konunun özünde işkence yasağına aykırı yaşanan ihlaller söz konusuydu, ama işkence yasağını her türlü durum veya olay veya gelişme etkilediği için Türkiye'deki insan hakları tablosunu da ortaya koymak gerekiyordu. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Bu konuda bizler sonuç itibariyle 49 sayfalık bir rapor hazırladık. Burada en önemli bölümlerden bir tanesi kuşkusuz İmralı Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan ve orada bulunan diğer müvekkillerimizin koşullarıyla ilgili hazırlanan bölümdü. Diğer hapishanelerdeki yaşanan işkence vakaları, tecihle ilgili ihlaller, keza sivil toplum alanında yaşanan suçlar veya işkence vakaları, işte ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, avukatlara, sivil toplum kurumlarına getirilen baskılar ve kısıtlamalar, basın açıklamaları veya gösteri hakkı çerçevesinde yapılan etkinliklerde polisin uyguladığı şiddet ve gözaltı akabinde yaşanan kötü muamele süreçleri, hasta mahpusların yaşadığı ağır durum başta olmak üzere genel anlamda Türkiye'deki insan hakları alanında yaşanan gerileme, hukukun devre dışı kaldığı bu gelişmelerle ilgili genel bir tablo ortaya koyup Birleşmiş Milletler'in İşkenceye Karşı Komitesi'ne bu raporlarımızı sunmuştuk. Daha sonra tabii ki bu oturumlara bizzat katılmak üzere Cenevre'ye gittik. Ben de oradaydım. CET denilen İşkenceye Karşı Komitenin görüşmelerine ve Türkiye oturumlarına bizzat katıldım. Tabii biz önce İşkenceye Karşı Komitenin raportörleriyle, yani Türkiye raporunu daha sonra, bu raporlar, tartışmalar, toplantılar sonrasında raporu yazacak raportörlerle doğrudan sivil toplum örgütleri olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Tabii 20'nin üzerinde sivil toplum örgütü vardı aslında. Yine 20'nin üzerinde rapor sunulmuştu komiteye. Bu da Türkiye'deki insan haklarının ne kadar ağır bir sorunla karşı karşıya olduğunu göstermesi açısından da önemliydi. Bizim oradaki 3 günlük görüşme ve oturumlardaki gözlemlerimiz de bu sonucu tekrar teyit etti. Sivil toplum örgütleri Türkiye'deki çok sayıda işkence vakasını ve insan hakları ihlallerini orada tekrardan ortaya koydular. Biz de 4 kurum olarak, tabii ki sivil toplum örgütleri olarak komiteyle yaptığımız görüşmede tekrar bir sunum yapma fırsatı elde ettik. Bu sunumda kısa da olsa İmralı'daki teşhis sistemini raportörlere tekrar vurgulamak istedik. Çünkü İmralı'da Sayın Abdullah Hoca'nın içerisinde olduğu koşullar düzenli ve sürekli bir olağanüstü hal rejimi kapsamında yürütülüyor. Orada uluslararası sözleşmeler, Türkiye'deki anayasa ve uluslararası mekanizmaların hiçbiri İmralı'da geçerli değil, etki edemiyor. Bunu ifade ettik. Hatta Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komitesi tarafından Sayın Öcalan ve orada bulunan diğer müvekkillerimiz adına almış olduğu tedbir kararına rağmen, yani derhal avukatlarıyla hiçbir sınırlamaya maruz kalmadan görüştürülmelidir şeklindeki karara rağmen Sayın Öcalan avukatlarından halen yararlandırılmıyor. Yani bu konuda orada hukukun etki edemediğini,
Türkiye'nin evrensel ilke ve değerlere uymamakta ısrar ettiğini ifade ettik. Bu konuda raportörlere şunları sorduk. İmralı Hapishanesi hukukun denetimi dışında bir mekan mı? Mutlak bir işkence yasağı var. Aynı zamanda hem Birleşmiş Milletler'de hem de Avrupa Konseyi'nde tavsiye kararları bütün ülkelerce kabul edilmiş. Asgari iletişim olanakları mutlak bir şekilde sağlanması gerektiğine dair kurallar ve kararlar alınmış. Buna rağmen 3 yıl 4 aydır haber alamadığımıza dair durumu ifade ederek buna benzer bu tanımın, bu haber alamama durumunun tanımı nedir diye sorduk. 13 yılda sadece 5 avukat görüşünün yapılabildiği bir başka örnek var mıdır diye raportörlere sorduk ve akabinde aslında bugün dünyada haber alınamayan tek mekanın İmralı Hapishanesi olabileceğini ifade ettik. Bu durum uluslararası hukuk sistemi açısından bir kara delik statüsünde olduğunu ifade ettik. Tabii Türkiye'nin bu görüştürmeme durumlarına karşılık ileri sürdüğü gerekçeleri de daha doğrusu iddiaları da ayrıntılandırmaya çalıştık. Çünkü disiplin yasakları ve avukat yasakları gerekçe gösteriliyor. Oysa ki bu süreçlerin meşru ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Ancak bunun böyle olmadığını ifade ettik raportörlere. Yani avukatları olarak bizler bu süreçlerden haberdar olamıyoruz. Dosyalar gizli bir şekilde yürütülüyor. Yani yasa dışı olarak gizli yürütülüyor. Biz bir varsayım üzerine sürekli olarak girişimlerde, başvurularda yapmak zorunda kalıyoruz. Ama buna rağmen o dosyalara, kararlara ve bunların dayanaklarına, ki olması gereken dayanaklarına ulaşamıyoruz. Dosya inceleyemiyoruz, örnek alamıyoruz. Bu yönüyle orada bulunan mahpuslar, Sayın Öcalan ve diğer müvekkillerimiz bu açıdan da avukatlarından yararlanamıyor. Sadece ziyaret engeline maruz kalmıyorlar. Aynı zamanda savunma hakları da bu şekilde kısıtlanmış oluyor. Tabii bu disiplin kararlarının SİPİT'in 2020 yılında yayınlanan raporunda aldatıcı ve politik nedenlere dayandığının tespit edildiğini de ifade ettik. Şimdi bu anlamda bir muhatap arıyoruz dedik. İmralı sistemine hukuken çözüm üretecek bir muhatap aradığımızı ifade ettik komite raportörlerine. Neden? Çünkü ne Türkiye'de bir ulusal bir mekanizma, ne de mevzuatın tamamı, ne de uluslararası sözleşmeler ve uluslararası mekanizmaların hiçbiri İmralı'daki koşulları sonlandıracak veya değiştirecek etkiye sahip olamadığını ifade ettik. Bu anlamda çözüm üretecek bir muhatap aradığımızı ifade ettik. Son olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının işkence yasağına aykırı olduğunu, bu konuda AİHM kararı olduğunu ifade ettik. Ancak Türkiye'nin AİHM kararına uygun adım atmadığını söyledik. Aynı zamanda Türkiye komitenin, işkenceye karşı komitenin 5. periyodik raporunda yer alan yasa maddelerinin kaldırılması ile ilgili komitenin tavsiye kararlarına rağmen yapısal bir adım atmadığını ifade ettik. Yani komitede, Birleşmiş Milletler'deki komitenin kendisinde 5. periyodik raporunda ağırlaşmış müebbet hapis cezasının yasal nedenlerini, yani yapısal sorunlarının ortadan kaldırılmasına dair tavsiyede bulunmuş. Biz bu tavsiye talebine rağmen, AİHM'in kararına rağmen, Bakanlar Komitesi'nin izleme sürecine rağmen yapısal sorunun devam ettiğini ifade ettik. Hatta Türkiye'nin Bakanlar Komitesi'ne sunmuş olduğu eylem planlarında bu yasal düzenlemelerin kaldırılmayacağını açıkça beyan ediyor. Beyan ettiğini söyledik. Çünkü istisnalar olduğunu, bunun böyle kalacağını ifade ettik. Şimdi bu bilgilendirmelerle komite raportörleri bize tabii ki tekrar soru sordular. Yani İmralı'yla ilgili başka ne söylenebilir? Bu konuda farklı söyleyeceğiniz varsa dinlemek isteriz dediler. Bizler o günün akşamında
birçok konuda raportörleri yazılı sunumlar da gönderdik. Bakanlar Komitesi'nin izleme sürecine dair bilgilendirmede bulunduk. Sayın Öcalan'ın barış misyonunu kendisine nasıl barındırdığını, Sayın Öcalan'ın rolünü oynaması halinde nasıl bir potansiyele sahip olduğunu, demokratik, barışçıl bir hukuk düzeninin gelmesi açısından bunun elzem olduğunu ifade ettik. Kürt sorunun Türkiye'deki, yani Türkiye'nin devlet politikalarıyla bağlantılarını ve teciz sisteminin bugün toplumda yarattığı sonuçlarını yazılı olarak da sunma fırsatı bulduk. Ertesi gün tabii ki bu bilgilendirmeler sonrasında raportörler Türkiye raporunu özetledi. Türkiye heyeti raporunu özetledi ve akabinde raportörlerin sorularına geçildi. Raportörler birçok konuda soru sordular. Çok genişçe bir soru yelpazesi vardı. Çünkü başta da ifade ettiğim üzere çok geniş bir insan hakları ihlali torbası oraya önlerine konulmuştu. Geniş bir tablo önlerinde vardı ve bizim izlenimimiz de şu ki raportörler bu sorunları okumuş ve vakıf olmuş durumdaydı. Çünkü o kapsamda ayrıntılı sorular sordular. Önemli sorulardan ve değerlendirmelerden bir tanesi kuşkusuz yine Sayın Öcalan'ın koşulları olmuştu. Raportörler doğrudan Sayın Öcalan'ın koşullarını Türkiye heyetine sordu. Yani İmralı'da Sayın Öcalan'ın 3 kişiyle birlikte kaldığı, yalnız birinin hükümlü müebbet hapis hükümlüsü olduğunu da belirtildi. Onun da Veysi Aktaş olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kendilerinden 25 Mart 2025 tarihinden bu yana hiçbir şekilde haber alınamadığını, avukatlarıyla görüşmenin kesildiğini, diplomatik bütün çabalara rağmen kendilerinden bilgi alınamadığını ifade ettiler. Aynı şekilde AİHM'in madde 3 ihlali kararı verdiği ömür boyu hapis cezası ile ilgili durum açısından da komite meseleyi anlamak istediğini sordu. Bu konuda neden aile ve avukat yasakları var? Yani daha doğrusu neden aileler ve avukatlar kendileriyle görüştürülmüyor diye doğrudan açık, net, somut bir soru sordular. Aynı şekilde ömür boyu hapis cezası ile ilgili, yani koşullu salıverme imkanı olmayan düzenlemelerle ilgili bir çözüm düşünülüyor mu? Nasıl bir çözüm düşünülüyor? Şeklinde açıklayıcı cevap isteyen sorular sordular. Başka bir raportör de Türkiye'yi daha önce çok ziyaret ettiğini, birçok yeri ziyaret etme fırsatı bulduğunu, ancak birçok koşulun spiti tavsiyeleriyle uluslararası standartlarla uyumlu olmadığını beyan etti. Kendisi açısından ağırlaşmış müebbet ve müebbet hapis hükümlerinin koşullarının çok önemli olduğunu belirtti. Bunun son yıllarda %40 arttığını ifade etti. Bu yönüyle hükümlerin şikayet hakları, avukat ziyaret hakları ve diğer denetim kurumlarıyla görüşme haklarının kapsamını öğrenmek istediğini ifade etti. Bu konuda şunu sordu: ne tür tedbirler alınmalı ki koşullar düzeltilsin, dış dünya ile temasları artsın ve koşullu salıverilme imkanına kavuşabilsinler? Koşullu salıverilme bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi. Yani tecrit koşullarının kalkması ve işkence yasağının sona ermesi, yani ömür boyu hapis cezasının sona ermesi açısından nasıl çözümler düşünüyorsunuz diye doğrudan sorular soruldu. Bir de SİPİT'in en son yayınlandığı raporunun 2019 ziyaretine dair olduğunu, bu konuda şeffaflığın geliştirilmesi açısından ne düşünüldüğünü de sordular. Biz de tabii ki sonra Türkiye'nin cevaplarını izledik. Türkiye'nin iki günlük cevapları kamuya da açıktı. İnternet linki üzerinden halen izlenme şansı var. Yalnız Adalet Bakanlığı yetkilisi ağırlaşmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası ile ilgili mevzuatta, kitapta yazılan şeylerden bahsetti. Ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan hükümlerin 5275 sayılı infaz yasasının 25. maddesi
de haklarının düzenlendiğini ifade etti. Tek kişilik hücrede kaldıkları bir saatlik havalandırma spor hakları olduğunu, 15 günde bir aile ve telefon 10 dakikalık telefon görüşme hakları olduğunu, yani yasa maddesini tekrarladılar. Aynı zamanda yasa maddesinde belirtilen hiçbir şekilde dışarıya çıkarılmaz ifadesini de belirtmiş oldu. Ama komite raportörleri şunu da merak etmişlerdi. Ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alanların ve hükümlülerin oranı ve sayısının ne olduğunu sormuşlardı. Bu sayı vermekten kaçındılar. Sadece oran ifade ettiler. Yani ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan hükümlülerin oranının tüm hükümlere oranı %1,24 olarak dile getirmekle yetindiler. Asıl tam sayıyı burada da vermediler. Çünkü daha önce Bakanlar Komitesi sürecinde de bu sayıyı vermiyorlardı. Akabinde Sayın Öcalan'ın koşullarına geldiğinde de Ankara 2. Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ağırlaşmış müebbet hapis cezası aldığını belirtti. İmralı F tip hapishanesinde 3 kişiyle birlikte kaldığını, cezanın orada infaz edildiğini dile getirdi. Yalnız akabinde şunu söyledi. Yani oradaki rejime uygun hareket etmek zorunda olduklarını, rejime aykırı hareket edildiğinde disiplin cezası verilebileceğini, hatta ziyaretlerin yasaklanabileceğini, bu konuda yetkinin disiplin kurulunda olduğunu belirtti. Bir de son iki yasaktan bahsedildi. Aslında paralel uygulanan son iki yasaktan, yani Nisan'da kesinleşen 3 aylık aile yasağı, yine Mayıs'ın başında kesinleşen 6 aylık avukat yasağı olduğu belirtildi. Avukatların avukat yasağına itiraz ettiğini ama reddedilip kesinleştiğini belirtmek de yetindi. Yani aslında raportörlerin sorusunda farklı bir anlam var. O tür koşulların, yani haber alınamamanın, ziyaretlerin yasaklanmasının, engellenmesinin, kendilerinden bilgi alınmamasının uluslararası standartlara uyumlu olmadığı anlamında sorular sormuşlardı. Bu konunun açıklığa kavuşturulması istenirken son cezalardan bahsedilip geçildi. Aslında burada bakanlığın cevabında şu var. Tecridi kabullenme hali var. Yani tecrit yok denilemedi yani. Tecritin olmadığı o ortamda ifade edilemedi. Çünkü çok açık sorularda somut veriler olduğundan bahisle ifade ediyorum. Tecrit ve kötü muamele veya bunun seviyesi farklı düzeyde olabilir. Haber alınamamasının insanlık dışı koşullarda olduğunu ifade edebiliriz. Bu açıdan aslında tecriti dile getirememe sadece mevzuattaki birkaç durumu ve son yasağı ifade etmeyle yetinildi Türkiye heyeti. Yalnız yani neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer tecrit yok diye bilinseydi ya da buna bu savunulabilir bir durum olabilseydi, çünkü cevaba göre savunulamadığını da görüyoruz. İmralı'daki koşullar Türkiye tarafından savunulamadı. Eğer savunulabilmiş olsaydı Eylül 2018'de başlayan disiplin cezalarının bugüne kadar bizim bilebildiğimiz en az 22 disiplin cezasının ardı ardına verildiğini, bunların bilgisi paylaşılabilirdi. Oradan geriye gittiğimizde 2016'dan başlayan OHAL içerikli toplu infaz hakimliği yasaklarından bahsedilebilirdi. Aynı şekilde son 4-5 yıllık bir inceleme denetleme süreci olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'nin son 4-5 yılın avukat yasaklarından da bahsedilebilirdi. Ancak bunları bahsetmenin de farklı handikapları olacaktı. Yani bu derece sistematik bir işkence yasağına aykırı düzenin olduğu da itiraf edilmiş olacaktı. Yani aslında bir geçiştirme cevap olduğunu ifade etmek lazım. Hem tecridi
olmadığını ifade edememe, hem İmralı'daki koşulları savunamama, hem de yeterli gündem olmaması açısından geçiştirme yeterli olmayan, ikna edici olmayan, eksik bir cevap verilmiş oldu. Tabii mesela ağırlaşmış müebbet hapis hükümlerinin düzenlemeleriyle ilgili de koşul salıvermenin uygulanmayacağını yasalarda yer aldığını ifade ettiler. Ama ertesi gün yani bu bahsettiğimiz eksik hususlar, çelişkili hususlar, sorulara cevap verilememesiyle ilgili birçok farklı soru yeniden ortaya çıktı ki raportörler bu sefer doğrudan tekrar İmralı'yla ilgili koşulları yeniden sorma ihtiyacı hissettiler. Çünkü cevabın üzerinden bir soru doğurdular. Şöyle raportörler AİHM'in madde 3 ile ilgili kararına yeterince değinilmediğini, ihtilaf konusunda somut örnekler beklediklerini, Anayasanın 95. fıkrasındaki maddeyi hatırlatmak istediklerini, bu konuda örneğin uluslararası sözleşmelerle kanunlar çatıştığı vakit düzenleme ne ifade ediyor? Anayasa Mahkemesi uluslararası sözleşmelere üstünlük tanınacağını söylüyor. Anayasa madde 95 uluslararası sözleşmelere üstünlük tanıyan maddenin uygulamada, pratikte nasıl karşılandığını görmek istediklerini ifade ettiler raportörler. Yani bunun açıklanmasını istediler içtihatlarla. Yani yoksa anayasada yazılanı kendileri de farkında. Bu konuda tekrar İmralı'ya dönecek olursak doğrudan şunu sordular. Yani Öcalan aile ve avukatları ile görüş engeline değinildiğini ifade ettiler. Yani Türkiye heyetinin görüş engelini dile getirdiğini söylediler. Bu kısıtlamaların yani 3 ay ve 6 ay 3 ay aile 6 ay avukat yasaklarının tek seferlik olup olmadığını sordular. Yoksa daha önceki cezalara ardıl bir ceza mıydı? Eğer ardıl ise araya ziyaret girmediyse bu Öcalan için ya da başka hükümlü için avukatla görüşmeden ne kadar gidebilir, ne kadar sürdürülebilir? Bir tanesi bitince ardından bir tane daha mı ceza verildi şeklinde açık somut soru sordular. Ve ardından şunu belirttiler. Avukat ziyaretlerinin işkence karşısında önemli bir tedbir olduğunu söylediler. Hangi yasa veya yönetmeliğin bu kısıtlamalara izin verdiğini öğrenmek istediler. Uluslararası standartlara bu durumun uyup uymadığını sordular. Lütfen bunu açıklar mısınız diye sordular. Daha önce yine şunu sormuşlardı. Nelson Mandela kuralları dediğimiz mahpusların durumlarıyla ilgili tavsiye kararları nasıl uygulanıyor diye sorulmuştu. Yalnız bu daha ayrıntı ve somuta inen sorularla ilgili bu sefer Türkiye'den herhangi bir cevap göremedik. Yani raportörlerin bu sorularına herhangi bir cevap verilmedi. Geçiştirildi. Nelson Mandela kuralları sorusuyla ilgili de mevzuatımıza bu kuralların tamamı yerleştirilmiştir denilmekle yetinildi. Yani onun dışında hukukun üstünlüğünün var olduğunu, kanunlarla çatışma halinde uluslararası sözleşmelerin geçerli olduğunu beyan ettiler raportörlere sorularına karşılık. Ancak sorulara cevap verilmeyerek bu açıklamaların da içini boşaltmış oldular. Yani bu açıklamaların da bir yere oturmadığı ortaya çıkıyor. Gerçekten uluslararası sözleşmelere öncelik tanınsaydı o zaman Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin acil avukat görüş kararının uygulanması gerekiyordu. Keza AİHM'in Öcalan No 2 dediğimiz ömür boyu hapis cezasının işkence yasağına aykırı olduğuna yönelik kararının gereği yerine getirilirdi. Onun dışında tecrit, kısıtlama, sansür ve haber alamama koşullarının uluslararası sözleşmelere aykırı olması vesilesiyle
Bu durumda olunmazdı. Bu açıdan aslında o 2-3 günlük gözlemlerimizde şunu söyleyebiliriz ki İmralı'daki işkence koşulları başta olmak üzere Türkiye bunlara yeterli cevapta bulunamadı. Bulunamaz da çünkü koşullar ortada. İşkence yasağını ihlal eden vakalar ağır ve tüm herkesin gözü önünde seyretmeye devam ediyor. Bu konuda yeterli, ikna edici cevaplar sunulamadı. Biz bundan dolayı bir yıl içerisinde komiteyle Türkiye diyalog sürdürse de biz işkence karşı komitenin Türkiye raporunda İmralı'daki tecrit sisteminin, İmralı'daki haber alama koşullarının, savunma hakkının hiçe sayan koşulların ve ömür boyu hapis cezasının işkence yasasına aykırı olduğuna yönelik tespitlerin raporda yer alacağını düşünüyoruz. Bu gözlemlerimiz de bu açık bir şekilde ortada. Sadece bu değil. Bununla paralel hem toplumsal alandaki hem de hapishanelerdeki diğer işkence vaka ve sorunların da raporda yer alacağını düşünüyoruz. Komitenin aslında oturumu birinci günü sivil toplum örgütleriyleydi. İkinci ve üçüncü günü sivil toplum örgütleri ve Türkiye ile ortak ancak sadece komiteyle Türkiye arasındaki soru cevap oturumlarıydı. Türkiye açısından bu günler önemliydi. Ancak akabinde 48 saat içerisinde yazılı cevaplar da sunulma imkanı vardı. Bizler o günler içerisinde eksik gördüğümüz veya tekrarlanması gerektiğini düşündüğümüz hususları orada tekrar yazıp sunduk. Yalnız bir yıl boyunca bir izleme süreci olacağını belirttiler. Bu bir yıllık süre içerisinde Türkiye ile diyaloğu sürdürmek istediklerini, bu konuda bazı başlıkları, 4-5 başlığın öncelikli hale geleceğini ve diyaloğun süreceğini, tavsiyeler doğrultusunda iyileştirilmelerini beklediklerini ifade ettiler. Öylece oturumlar sonlanmış oldu. İmralı'yı izleyen en önemli kurum SİPİT'i olduğu için tüm güncel durumları kendilerine bilgilendiriyor. Olabildiğince de mümkün mertebede görüşmeye çalışıyoruz. Bu görüşmeler diyalog şeklinde geçmiyor. Daha çok İmralı'daki koşulların aktarılması ve var olan kaygılarımızı onlara yansıtma şeklinde geçiyor. Yalnız SİPİT'in son dönemlerde ortaya koyduğu bir durum var. Yani aslında bir sıkışmışlığı ifade ediyor ortaya koyduğu durumlar. Yakın zamanda yine bir haber ajansına röportajları düştü. Gerek buradaki beyanları gerekse de görüşmelerde ifade etmeye çalıştıkları şey yani İmralı'daki koşulların kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bu konuda üzerlerine düşeni daha etkin bir şekilde yapılmasına yönelik taleplerimiz pek karşılık bulmuyor. Çünkü karşılık bulsaydı İmralı'daki koşullar böyle sürmezdi. Azerbaycan meselesinde biz yıllardır anlatmaya çalıştık. İmralı'daki olağanüstü koşullar, o halvari koşullar, işkence yasağına aykırı koşullar ve bunun sistematik bir rejim haline gelmesi normal kabul edilemez. SİPİT'in bunu normal görmesi doğru bir tespit değil. Bu sınırı aşıp doğru tespite vardığı zaman İmralı'daki koşullarla ilgili uluslararası arenada gözlemlerini açıklayabilir. Hatta 1,5 yılı aşkın bir süredir yayınlanmayan son raporunu da bizzat o açıklamaya ek yapabilir. İfade ediyorduk biz bunları sürekli. En son Azerbaycan örneğinde söylediklerimiz adım adım SİPİT tarafından gerçekleştirildi. Bu konuda bu ayrımcı tutumu nasıl açıklayacağız? İmralı'daki koşullar bu yönüyle dediğimiz gibi SİPİT'in normal
karşıladığı için o noktaya gelemiyor. Ama bunun aynı zamanda İmralık'ı tecridin devamını sağladığını çok açık görmek gerekiyor. Ancak bir yönüyle simpatinin sıkıştığını özellikle o haber ajansındaki beyanlarında görebiliyoruz. Bu bir şeyi ifade ediyor. Tecride karşı ortaya konulacak evrensel bir mücadele, uluslararası bir dayanışmanın sonuç alabileceğini gösteriyor. Yani gerek Türkiye'de, Kürt kamuoyunda, demokratik kamuoyunda, Türkiye halkları nezdinde bir duyarlılık, bir tepkisellik, demokratik bir talebe daha geniş bir şekilde, geniş bir yelpazede döndüğü vakit sonuç alınabileceğinin de bir işaretidir bu. Bu açıdan bir tablo ortaya koymak lazım. Biz yakın zamanda Paris'te de birçok sivil toplum örgütüyle görüşme gerçekleştirdik. Oradan çıkan bazı sonuçlar da bu tabloyu yeniden değerlendirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü Türkiye'de büyük bir baskı ve daralma hali var. Sivil toplum alanında, sivil toplum örgütlerinde, insan hakları savunucuları arasında bir daralma hali var. Çok değerli emekler ortaya koyan sivil toplum örgütleri zaten biliniyor. Ancak onun dışında barolar, barolar birliği ve insan haklarından yana olduğunu belirten sivil toplum örgütleri, kez aynı şekilde toplumun aydın kesimi, aydın yazarlar, gazeteciler bu konuda yeterli tepkiyi veremediğini tekrar ortaya göstermek lazım. Eğer gerçek anlamda bütünlüklü ve geniş yelpazede bir insan haklarını savunan bir tepki ortaya konulabilseydi, bugün İmralı'daki koşullar da böyle olmazdı. Türkiye'deki genel hukuktan arındırılmış düzen de böyle olmazdı. Dediğimiz gibi mesela uluslararası birçok kurumu ziyaretimizde şu soru, hem Birleşmiş Milletler'deki izlenimlerimiz hem de diğer uluslararası kurumlarla yaptığımız görüşmelerde şu izlenimi elde ettik. Her ne pahasına olursa olsun insan onurundan, insan haklarından, demokratik hukuk düzeninden vazgeçilemez. İlkesi evrensel bir değer, evrensel bir ilke olarak kabul edilip yaklaşılıyor. Bahsettiğiniz kurumlar veya komitenin raportörleri bu minvalde yaklaştığı vakit Türkiye'deki en sıcak, en önemli konulara dahi değinebiliyor. Mesela Paris Barosu yönetiminden karar aldı ve İmralı'nın koşullarıyla ilgili, işkence yasayla ilgili, avukatları ziyaret yasayla ilgili, kendilerinden haber alınamamasıyla ilgili açıklamalar yaptılar. Mevcut durumun kaygı verici olduğunu paylaştıklarını ifade ettiler. Ve bunu protesto eden bir mektup Adalet Bakanlığı'na yolladılar. Şimdi Paris Barosu insan haklarını, hukuku, uluslararası sözleşmeleri savunma ihtiyacı duyabiliyorken İstanbul Barosu veya Barolar Birliği bu konuda sessiz kalması bir yere oturtulamaz. Bu kabul edilemez bir durum. O yüzden Türkiye'deki insan hakları düzenini, anayasal düzeni ve demokratik düzeni savunacak kurumlar bunlar. Ancak maalesef bu konuda sessiz kaldıklarını, ya tepki veremediklerini ya da bu konuda bir tercihte bulunduklarını görüyoruz. Aynı şekilde farklı uluslararası avukatların ve insan haklarını savunan dernek ve kurumlarla da görüştüğümüzde onlar da bu koşulların asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda üzerlerine düşenleri yapabileceklerini bize ifade ettiler. Protesto mektupları bu konuda çok anlamlı. Neden? Çünkü İmralı'daki tecritle ilgili bir yani üzerine konuşmak bile sorun. Zaten ana akım medyanın tamamen bu konuyu sansürlemesi,
Derneklerin bu konuda açıklama yapmasının yasaklanması. Yakın zamanda Özgürlük İşin Güçler Derneği ve birçok kurum İstanbul Barosu'na başvurdu. Akabinde yapacağı açıklama polis ablukasına alındı, yaptırılmak istenmedi. İşte Adalet Bakanı'nın annelerle yaptığı görüşmedeki tavrı ortada. İşte İçişleri Bakanı'nın Sani Öcalan'ı gündemine aldığı Mersin'deki gençlerle ilgili paylaştığı video ortada. Bu konuda bir baskılama, yani bu konuya dokunulmasını istememe hali var. Ancak sorunun temeli buradan kaynaklanıyor zaten. Türkiye'deki yasakların, işkence vakalarının ve hukuktan arındırılmış bu düzenin kaynağı buradan kaynaklanıyor. İmralı'daki sessizlikten kaynaklanıyor. Ve İmralı'daki tecrit sisteminden kaynaklanıyor. Bunun görülmesi ve buna daha geniş çerçevede karşı çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz aynı zamanda bu konuda Fransız senatör Savoldelli'de yaptığımız görüşme çok kıymetliydi. Bu konudaki görüşleri de değerliydi. Sayın Öcalan'ı siyasi bir mahpus olarak gördüğünü, bu konuda siyasi mahpusların dünyada varlığının asla kabul edilemeyeceğini, Sayın Öcalan'ın konumunun önemli olduğunu, bu konuda evrensel bir dayanışmanın örülmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu konuda fikirlerini paylaştı bizimle. Yani bu görüşmelerden ortaya çıkıyor ki umutsuz olmaya gerek yok. Umutlu olmamız lazım. Sivil alanı ne kadar büyütebileceğimizin işaretleridir bunlar. Demokratik bir hukuk düzenini, insan onurunu savunup bu geri düzeni daha demokratik bir düzene, daha doğrusu demokratik bir düzene kavuşturabiliriz diye düşünüyorum.